Yani ısırırsa kopartmaz ama can acıtır arkadaşlar. Çene kısımlarının şu yan tarafları. Bak gene bırakırsam beni ısıracak mısın çocuğum? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videoya kanalıma hoş geldiniz. Evet, Oscar'la karşınızdayım. Eldiven takmayacağım çok mecbur kalmadığım süreçlerde. Bakalım bugün tepkileri nasıl olacak? Yeni dişleri de bayağı çıkmış. Buradan yakından görüyorum. Birazdan size ilerleyen dakikalarda tekrardan göstereceğim. Oscar'ın boyu da uzadı arkadaşlar. Geldiğinde bu kadar değildi hemen hemen. Şu anki boyu böyle bir 50 santimden fazla birazcık boy olarak. İlk etapta zaten bir alışması için arkadaşlar şöyle baş altını sevmem gerekiyor. Gel buraya gel. Burada bir paylantının bir bölgesinde arkadaşlar herifin bir tanesi var. İki tane timsah besliyor. Timsahlar o kadar şey ki, uysal ki. Yani boyları bu kadar küçük değil bu arada onlarınki. 1,5 metre boylarında bir tanesi. Bildiğiniz böyle bir yemek vereceği zaman filan. Görüyor musunuz nasıl atıyor? Baş altından çok fazla şey yapmıyor. Baş altını seviyor dokunulmasını. Ama şu büyük elindeki dokunmam için şu şekilde. Yani sonrasında elle temas etmem gerekiyor. Isırdığı zaman da iyi ısırıyor bu arada arkadaşlar. Çok da bağırarak da konuşmak istemiyorum da bir yandan da buradan da böyle çok motor araba sesi geçiyor. Bu arada ses olayını şöyle yaptım arkadaşlar. Bende bir tane Harman Kardon var. Ne diyorlar onun ismine? Ses sistemi. Yani ismini de verdim, reklam da verdim. Ortak olsun. Onun ses kayıt alın şeyi de var. Onu içerideki odaya koydum. Çünkü burası yağmur sezonu olduğu için çok fazla rüzgar oluyor. Araba motor sesi geçiyor. Onun bayağı bir metresi var. Ses alma, bluetooth alma mesafesi. Bu daha iyi oldu. Dur Oscar, bir şey konuşuyorum burada ya. Oscar'ın bu arada yeni dişleri çıktı arkadaşlar. Gitme geri geri, düşeceksin aşağıya. Büyü müsün be ya sen? Seviyor musun babayı? Yani ısırırsa kopartmaz ama can acıtır arkadaşlar. Evet diyordu kendisi de. Normalde hiç sevmiyor arkadaşlar kuyruk bölgesini ve baş bölgesini ve sırt bölgesini. Baş altına okey de geriye kalan kısımlarını sevmiyor. Yakından göstereyim size birazcık Oscar'ı. Ne oldu? Acıktın mı? Dişlerine bakarsanız arkadaşlar. Şu gözüne bakın mesela. Oscar'lar zaten mümkün mertebe arkadaşlar çok böyle içerik yapamıyorsunuz. Neticede timsah yani baktığınızda. Yavru bile olmuş olsa. Şu an kendini bayağı bir kastı.
Okey. Tamam. Şu an var ya, yani bunun boyutu böyle bir buçuk iki metre olmuş olsa var ya, yani böyle katlar, parçalar, sonraki bir kenara bırakır açıkçası. Şey gibi, ağzı, maşalar olur ya, otomatik. Ne zamandı bundan? Bayağı bir video öncesinde yine video mu çekecektim, bir şey yapacaktım. Yine şu baş kısmını oradan tuttum. Yani dişinin sadece bir tanesi böyle dokundu, çekti. Direkt oraya açıldı. Yani tamam, kedi çiziği gibi oldu ama Oscar bu arada arkadaşlar 1,5 yaşında, bilmeyenleriniz için. Şimdi direkt yumurtadan çıktığı an itibariyle mesela beni görmüş olsaydı daha rahat hareket edebilirdim. Daha rahat bir şeyler yapabilirdim. Şimdi yavru olduğu için normal şartlarda timsahlar arkadaşlar ağızlarını açıyorlar ama pardon, kapatmasına kapatıyorlar ama açma konusunda biraz sıkıntılı. Yani siz kiriko bile koymuş olsanız böyle araba kaldırdıkları şeyi, onunla bile zor açarsınız açıkçası. Çene kısımlarının şu yan tarafları, bak yine dokunduğum yer işte, şu kısımları kapatırken okeydi arkadaşlar, açarken açamıyor. Büyük hayvan timsahlarda da olmak üzere korktum ya. İşte elle tutacağı zaman işte bu şekilde arkadaşlar, başından hafiften bir çenesine tutmamız gerekiyor ki çocuk bizi ısırmasın. Onun harici birçok arkadaşlar sormuş arkadaşlar bana. Abi işte o minyatür timsah mı? Hayır arkadaşlar, minyatür timsah değil. Ya yumurtadan çıktıkları zaman ortalama şöyle söyleyeyim ben size. Boyları şu kadar falan oluyor. Yani şu kuyruk kısmı değil de. Bir yılda işte bu kadar, 1,5 yılda bu kadar boy uzamış. İlk geldiği zaman arkadaşlar, ne kadar süre diyeyim ben size, 2-3 hafta falan yemek yemedi. Yavru bir timsah bile yani neredeyse 2 ay boyunca yemek yemiyor. Yemeyebilir strese girdiği zaman vesaire, şey olduğu zaman. Şimdi alıştı bu çocuk. Şöyle. Oscar, bırakırsam beni ısıracak mısın çocuğum? Yani içgüdüsel olarak yine ağzını açıyor. Saldırma içgüdüsüne geçiyor arkadaşlar. Güzel bir çocuk. Daha şey ama böyle yani çok cılız. Yavruya da. Yavru ama kocaman şeyi koyuyorum, kıymayı. 10 saniyede yok ediyor yani. Geçen işte şey bu sugar glider'larıma işte şeye neydi onun yemleri? İçeride koymuşum abi. Sugar glider'larıma veya sakallayıcılarına verdim. Kurtların kutusunun içerisinde baktım, küçük bir fare var. Eşim dedi ver dedi, ya dedim yok gerek yok dedim, öyle canlı hayvan vermeyi sevmiyorum dedim hayvanlara. Gördüğünüz gibi. Diyeceksiniz ki abi korkuyorsun, evde timsah besliyorsun ama arkadaşlar işte alışması lazım Oscar'da. Aslında şeyler var böyle hayvanlara mama veya işte egzotik bu tarz hayvanlara verirken böyle öten bir şey var arkadaşlar. Yemek verirken, eğitim verirken, aslanlara, kaplanlara falan da. Bilmiyorum, belki onlardan mı almam gerekir eğitim verirken. Baş altında sıkıntı yok arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim ben size. Baş altına mesela bunu soktuğunuz zaman sıkıntı yok ama baş üstünden götürdüğünüz zaman mesela orayı sevmiyor. Mesela şöyle. Ne güzel değil mi?
şeyi mi bekliyor böyle, bir anı mı bekliyor? Şu eldivenin kalınlığından bile o dişlerinin ısırdığı nasıl belli oluyor biliyor musunuz? Yani yavru küçük küçük diyorum ama arkadaşlar, ısırdığı zaman da ısırıyor yani. O bak, bu bölgeyi mesela, o atış bölgesini kendisini. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Çıkartayım, size yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın çocuğa. Nasıl ama? Arkadaşlar, Oscar'la videoların daha fazlasının gelmesini isterseniz, yorumlarda belirtirseniz, paylaştığım videoları da sizlerle de paylaşırsanız, daha fazla kitleye ulaşmama yardımcı olursanız çok minnettar olurum. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde arkadaşlar. Zaten şey arkada, bıldırcınlarımız arkada. Sakallı ejderimiz şurada, dışarı çıkarttım onu. Sugar Glider arka odada uyuyordu sabahleyin. Yemek verecektim. Hiç dedim rahatsız etmeyeyim. Zaten şu anda saat burada 10.30. Türkiye'de daha erken saattir. Bu şekilde arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.